Çin'de çalışan bir adam koronavirüsüne yakalanmış. Bu adamın bir hafta ömrü kalmış. Son günlerini sevdikleriyle beraber geçirmek ve helallik almak için memleketine dönmüş. Akşam tüm sevdiklerini evine davet etmiş ve konuşmaya başlamış. "Arkadaşlar, AIDS hastalığına yakalandım. Bir hafta sonra öleceğim. Haklarınızı helal edin," demiş. Evdeki herkes hep bir ağızdan "helal olsun," demiş. Oğlu hemen yanına gelmiş. "Baba, sen koronavirüsüne yakalanmadın mı? Neden AIDS dedin ki?" demiş. Adam, "Hadi ben geberiyorum. Ananı sağlama almak lazım, beynini siktiğim," demiş. "Atıyor, tamir eder misin?" diye sorar. Adam, "Tesisatçı mıyım ben amına koyayım?" der. Kadın, başka bir gün, "Salondaki priz çalışmıyor, bakar mısın?" der. Adam, "Elektrikçi miyim ben amına koyayım?" der. Birkaç gün sonra adam akşam işten döner ve bir bakar, musluk yapılmış, priz çalışıyor. Merak eder ve karısına sorar. "Kim yaptı bunları?" Kadın, "Karşı komşumuz Mithat Bey," der. "Ama karıcığım, o şerefsiz, karşılıksız bir şey yapmaz ki." Kadın, "Zaten öyle oldu. Ya bana pasta yaparsın ya da benimle yatarsın," dedi. Adam tedirgin bir şekilde sorar. "Sen de pasta yaptın değil mi karıcığım?" Kadın, "Pastacı mıyım ben amına koyayım?" Çok sapık bir adam varmış. Eğlen her şeye arkadan dayıyormuş. Kadın, erkek, bitki, hayvan demeden yere eğilen ne görse arkadan dayıyormuş. Bir gün bu adam ölmüş. Bu adamın tıpkı kendisi gibi sapık bir oğlu varmış. Oğlu da eğilen ne görse arkadan dayarmış. Bir gün bu oğlan da ölmüş. Cehenneme gitmiş. Ama bir bakmış, cehennem sıcak değilmiş. Oradaki zebanilere, "Ya bu cehennem sıcak bir yer değil miydi?" diye sormuş. Zebanilerden biri, "Orospu çocuğu baban izin vermiyor ki eğilip iki odun yakalım." Kadının biri 46 yaşında kalp krizi geçirir ve hastaneye kaldırılır. Ameliyat masasındayken birden önünde Azrail'i görür ve sorar, "Benim saatim geldi mi?" Azrail cevap verir, "Hayır, senin daha 43 sene, 2 ayın var." Narkozdan uyandığında estetik yaptırmaya karar veren kadın, yüzünü gerdirir, dudaklarını doldurtturur. Daha uzun yaşayacağını bildiği için o kadar ameliyatın değdiğini düşünür. Son estetikten sonra hastaneden yeni bir insan gibi çıkar. Tam karşıdan karşıya geçerken ambulans çarpar ve ölür. Kadın öbür tarafta Azrail'e sorar. "40 seneden fazla yaşayacağımı söyledin. Neden bana o ambulansın çarpmasını sağladın?" Azrail, "Kız ben seni hiç tanıyamadım," der. Bir gün hoca camide vaaz verir. "Paranızı gidip saçma yerlerde harcıyorsunuz. Parayı veren kim? Siz. En güzel arabaya binen kim? Meyhaneci. En güzel evde oturan kim? Meyhaneci. En iyi hayatı yaşayan kim? Meyhaneci." Birkaç ay sonra vaazı dinleyenlerden biri hocanın yanına gelir ve "Hocam, birkaç ay önce verdiğiniz vaaz sayesinde hayatımı düzene soktum. Çok sağ olun," der. Hoca gülümseyerek, "İçkiyi bırakmanın ödülünü öteki tarafta alacaksın evladım. Aferin," der. Adam, "İçmeyi bırakmadım hocam, meyhane açtım," der. Adamın biri eve döndüğünde bir kutu Viagra'nın papağanın tarafından yenildiğini görünce fena halde sinirlenir ve ceza olarak papağanı buzdolabının buzluğuna kapatır. Aradan birkaç saat geçer, merakla buzdolabına gider ve buzluğu açar. Papağanı kanter içinde görünce hayretle sorar. "Ne oldu lan sana?" Papağan, "Donmuş tavuğun bacağını ayırmak kolay mı amına koduğum?" der. Çocuk ve annesi bir gün plaja gitmişler.
Annesi güneşlenirken çocuk sürekli annesinin üzerine kum serpiyormuş. Annesi çocuğa ne kadar kızsa da çocuk devam ediyormuş. O sırada yanlarına bir kro gelmiş. Kronun geldiğini gören kadın, "Amcası, bu çocuk yaramazlık yaparsa döversin değil mi?" demiş. Adam pala bıyıklarını sıvazlayarak, "Anasını bile sikerim." demiş. Delinin biri her gün kahveye gelip "Soğuk çay var mı?" diye soruyormuş. Kahveci de "Soğuk çay yok." deyip gönderiyormuş. Bir gün kahve sahibi çayı demledikten sonra dolaba koymuş. Deli gelirse veririm diye düşünmüş. Ertesi gün deli yine gelmiş. "Soğuk çay var mı soğuk çay?" demiş. Kahveci "Bu sefer var." Deli "Isıtın da içelim amına koyayım." demiş. İsmail diye bir adam herkese küfür ediyormuş. Bir gün bunu şikayet etmişler. Hakimin karşısına çıkmış. "Ne var amına koyayım?" demiş. Hakim "Küfür etme seni hapse atarım." demiş. İsmail "Atarsan at amına koyayım." demiş. Hakim "Bak bir daha edersen asarım." demiş. İsmail "Asarsan as yarrağım." demiş. Hakim "Asın bu amına koduğumu." demiş. İsmail asılırken bir şeyler söylemeye çalışıyormuş. Hakim "Durun durun bir şey söyleyecek." demiş. İsmail "Boğuluyordum amına koyayım." demiş. Temel'in askerlik yaptığı bölükte bir arkadaşının babası vefat eder. Komutanları düşünür. Bunu alıştıra alıştıra kim söyler? Birden akıllarına Temel gelir. Temel'i çağırırlar. Anlatırlar durumu. Temel hemen arkadaşı Cemal'in yanına gider. Başlar sormaya. "Ula Cemal, senin amcan var mıdır?" "Vardır." "Dayın var mıdır?" "Vardır." "Teyzen var mıdır?" "Vardır." "Annen var mıdır?" "Vardır." "Baban var mıdır?" "Vardır ula vardır." "Nah vardır amına koyayım." Temel bir gün lahmacuncuya girmiş. "200 tane lahmacun var mı?" diye sormuş. Adam "Yok." demiş. Temel ertesi gün yine gelmiş. "200 tane lahmacun var mı?" demiş. Adam "Yine yok." demiş. Bu sefer lahmacuncu 200 tane lahmacunu geceden hazır etmiş. Ertesi gün Temel yine gelmiş. "200 lahmacun var mı?" demiş. Lahmacuncu "Bu sefer var kardeşim." demiş. Temel "Aha şimdi yarrağı yedin. Nasıl satacaksın o kadar lahmacunu?" demiş. Bir Amerikalı, bir İsrailli ve bir Türk kahvede oturmuş çay içiyorlarmış. Amerikalı çayını bitirince bardağı havaya fırlatmış. Silahını çıkarıp bardağı ateş etmiş. "Bizde bardaklar ucuz. Aynı bardakla iki kere çay içmeyiz." demiş. İsrailli de bunun üzerine çayını bitirip bardağı havaya fırlatmış. Ve o da ateş etmiş. "Bizim orada bardak yapacak çam için çok kumsal var. Aynı bardakla iki kere çay içmeyiz." demiş. Bunun üzerine Türk de çayını bitirmiş, bardağı havaya fırlatmış, silahını çekip ikisini de vurmuş. "Sizin orada Müslümanları sevmeyen o kadar çok ki biz aynı orospu çocuklarıyla oturup iki kere çay içmeyiz."